Şimdi parametresiz metotlara ikinci bir örnek yapacağız. Bu örnek az önceki örnekten biraz daha uzun olacak. Uzun olacak ama kolay bir örnek aslında arkadaşlar. Geçmişteki bilgileriniz doğrultusunda da bazı komutlar kullanacağız burada. Bunu birlikte sizinle yapalım arkadaşlar. Yine metot isimli proje klasörüm üzerinde new class diyorum. New class dedikten sonra örnek parametresiz örnek 2. İkinci örneğimiz arkadaşlar. Şimdi public static void main'i bu sefer ekleyelim. Daha önce de eklemiştik aslında ama bu sefer baştan ekleyelim. Finish dedim. Yalnız buranın içine public static void main içine bir şey yazmayacağım ilk başta. Bu bizim ana metodumuz. Biz kendi metotlarımızı yukarıda şu aralıkta oluşturacağız. Bu metotlarımızı oluşturacağız birlikte arkadaşlar. Ne işlemi yapalım? Örneğimiz şu olacak. 4 işlem yapan, yani klavyeden girilen 2 tane sayıyı 4 işlem yapabilecek bir program yazmak istiyorum ben. İşte toplama, çıkarma, bölme, çarpma. Bunları yapmasını istiyorum metotlarımın. Bir tane toplama metodu, bir tane çıkarma metodu, bir tane çarpma metodu, bir tane de neydi arkadaşlar? Bölme metodu. Evet. 4 tane metot oluşturacağım ben. Ve bu metotları hangisini çağırırsam o işlemi yapacağız. Öncelikle arkadaşlar birinci metodumuz ne olsun? Şu olsun. Toplama olsun. Static void diyoruz. Her zaman bununla başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra birinci metodumuz topla metodu olsun. Ve buraya bir kod bloğu açıyorum bu metodun altına. Evet, toplanın altına bir kod bloğu açtım ve toplama ile ilgili gerekli komutları yazacağız buraya. Öncelikle klavyeden arkadaşlar veri girmesini isteyelim. Bunun için system out print dedim. Parantez açtım ve kapattım. İçine de şunu yazıyorum. 2 sayı girin diyorum. Eşittir boşluk tırnak. Evet. 2 sayı girin dedikten sonra klavyeden girilen veriyi yakalayabilmek için bir şey yazmamız lazım. Bu da biz klavyeden girilen verileri neyle yakalayabiliyorduk? Bir sınıfımız vardı. Scanner sınıfı. Ya bununla yapabiliriz ya da J Option Pane ile yapabiliriz değil mi? Klavyeden veri girişini alabilmek için. Bunu daha önceki konularımızda görmüştük. Ben Scanner sınıfıyla yapmak istiyorum. Bunun için programın başına, sınıfımızın başına geçip Scanner sınıfını import edeceğiz. Bunun için import Java util Scanner diyorum. Evet. Bunu ekledim sınıfıma ve sınıfının içindeki metotlarımda şimdi bunu kullanacağım. Scanner sınıfıyla bir tane arkadaşlar ne oluşturacağız? Bir tane nesne oluşturacağız. Veri al diye. Ve klavyeden girilen bilgileri arkadaşlar, verileri bu nesnenin içine aktaracağız. Evet, system in ile aktarıyoruz bunu. Şöyle noktalı virgül dedim. Ve klavyeden giren bu verileri bu nesnenin içinden de değişkenlere aktaracağız. Bunun için önce bir değişken tanımlıyorum. Integer diyorum, sayı 1. Birinci sayıyı alabilmesi için veri al. Nokta ne diyeceğiz arkadaşlar? Next integer. Klavyeden girilecek sayı tam sayı anlamındadır bu. Klavyeden bir tam sayı girdiğinde arkadaşlar birinci tam sayı sayı 1 değişkenine aktarılacaktır. Next integer metoduyla veri al nesnesindeki tam sayı sayı 1 arkadaşlar değişkenine aktarılacaktır. Şimdi ikinci sayıyı da almak için sayı 2 diyorum. Eşittir. Veri al. Next integer diyorum. Evet, bunu da yazdım. İki tane sayımızı alıyoruz. Daha sonra bu sayılarla işlem yapıp ekrana yazdıralım. Bunun için CS out dedikten sonra toplama sonucu eşittir dedikten sonra arkadaşlar
Bu iki değişkeni matematiksel olarak toplayacağım. Şu parantezin içinde arkadaşlar. Sayı 1 artı sayı 2. Evet. Toplama sonucunu sayı 1 ve sayı 2'yi topladıktan sonra göster anlamında burada eşittir dedikten sonra. Evet. Şurada bir hata mı yapmışız? Bakıyorum. Hatanın ne olduğuna bakıyorum arkadaşlar. Parametresiz örnek 2 input stream. Method scanner input stream. Arkadaşlar şurada tabii şöyle bir hatamız var. Evet, şurada new olacak. Bunu unutmuşuz. Scanner veri al, new scanner diyerek veri al isimli bir nesne oluşturuyoruz. Ve klavyeden girilen arkadaşlar veriler veri ala aktarılsın istiyoruz. Burada tabii ki new ile yeni bir nesne oluşturmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Şu anda toplama metodunu oluşturduk. Eğer klavyeden iki sayının girip toplanmasını istiyorsanız ne yapacağız? Şimdi bu şekilde çalıştırırsak bu çalışır mı? Çalıştırıyorum. Parametresiz örnek 2 diyor. Okey dedim. Hiçbir şey gelmedi gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü biz topla metodunu çağırmadık ana metodumuz içinden. Ana metodunun içinden çağıracağız ki buradaki topla metodunu. Bu topla metodunun içindeki kodlar çalışsın. Anlaşıldı mı? Bunu da buradan çağıralım. Bakın kısaca şunu yazacağım sadece. Şuradaki bütün kodları çalıştırmak için şuranın içine artık bir kez şunu yazmanız yeterli. Topla deyip nokta virgül demeniz yeterli. Evet bunu yazdım. Şimdi çalıştıralım. Okey dedim. İki sayı girin diye mesaj geldi. 5 enter 6 enter toplama sonucu ne diyor arkadaşlar? 11 şeklinde söylüyor. Tabii bunu test etmek için yazdım ben. Şimdi bu burada kalsın. Şimdi diğer arkadaşlar metotlarımızı da yazalım. Bu sefer çıkarma işlemi yapacağız. Bunun için şunu yapabiliriz. Buradakileri kopyalayıp çıkarmayı bunun üzerinde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Static void topla yerine çıkar diyorum. Çıkar. Çıkar dedikten sonra iki sayı girin diyor. Tamam burası normal, burası normal, burası normal. Şurası ne diyeceğiz? Çıkarma sonucu sayı 1 eksi sayı 2. Evet çıkarmayı da çalıştırmak istiyorsak ne yapacağız? Topla yerine çıkar yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle toplamanın altına çıkar derseniz bu sefer bir daha bizden sayı girmemizi isteyecek. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Fakat bunu tabii daha gelişmiş şeklini arkadaşlar göstereceğim ben size. Switch case yapısıyla şöyle diyeceğiz. Hangi işlemi yapmak istiyorsunuz diye bilgisayar bize soracak. Toplama mı, çıkarma mı, bölme mi, hangisini yapmak istiyorsunuz diye sorsun isteyeceğiz. Sorduracağız. Ona göre buradaki istediğimiz metodu seçebileceğiz. Bu şekilde. Evet. Buradaki komut yapısını kopyaladım. Bu sefer bir de çarpma yapalım. Yine ne diyeceğiz? Şuraya çarp diyelim. Evet. Çarp dedikten sonra şurada da çarpma işareti koyalım. Buraya da çarpma sonucu diyelim. Evet. Çarpmaya da çalıştırmak istiyorsanız şuraya çarpma olarak değiştirebilirsiniz. Veya altına çarp diyebilirsiniz. Şu şekilde. Mesela bu şekildeyken hemen çalıştırayım sizin için. Çalıştırıyorum bakın arkadaşlar. Çalıştırdım. İki sayını giriniz diyor. Önce toplama metodu çağırdığı için bu sayının toplamını alır. 56 enter 8 enter toplama sonucu 64. Tekrar iki sayı giriniz diye sordu bize. Onları da giriyorum. 8 enter 5 enter. Ne yaptı? Çarpma sonucu 40. Tabii toplayla çarpı çağırmıştık sadece. Sadece onları sordu. Aradaki çıkarmayı sormadı arkadaşlar. Bir de bölme yapalım. Yalnız bölmede
Ayrıca yazacağım bunu. Şuraya kadar aynı olsun. Evet. Şuraya da aşağı inip küme parantezini kapatayım. Şimdi burada bölmede arkadaşlar ondalıklı değerler oluşabiliyor. Mesela 7'yi 2'ye böl dediğinizde tam sayı çıkmaz değil mi? 19 çıkması lazım. Bu sefer bundan dolayı değişkenlerimi arkadaşlar ondalıklı olarak tanımlamam lazım. Integer değişkenle tam sayı olarak tanımlıyor. Fakat biz burada ondalıklı yapmak zorundayız. Bunun için double sayı 1 eşittir veri al next integer diyorum. Evet. Şurayı kopyalayalım. Next integer diyorum. Next double diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Çünkü double veri tipi tanımladıysak next double dememiz gerekiyor. Evet. Sayı 2'yi de tanımladık. Şurada kısmı da ben alıyorum. Evet. Şurayı da alıyorum. Bu sefer bölme yapacağız ya. Buraya yapıştırıyorum. Şuraya da bir tane bölme işareti koyuyorum. Bölme sonucu diyorum. Şuraya da böl diyorum. Evet. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya 4 tane metot oluşturduk. Çıkar, çarp, böl ve topla. Yukarıda da topla var. Bakın. Topla, çıkar, çarp, böl. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki ben aşağıya ana metodumun içine bir tane program yazacağım. Kişiye diyecek ki hangi işlemi yapmak istiyorsunuz diye sormasını istiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Bunu size gösterelim arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım öncelikle. System out print diyorum. Parantez açtım ve kapattım. Ve bunun içine gerekli string'imi yazalım. Evet. Parantez içinde artı virgül eksi virgül çarpı virgül böl olsun. Parantezi tekrar kapatalım. Eşittir diyorum. Ve tırnağı da kapatıyorum burada. Evet. Buradan diyeceğim ki yapılacak işlemi giriniz. Ve yine scanner sınıfını kullanacağız. Scanner işlem diyorum. New scanner system in diyorum. Evet, bunu yazdım. Yazdıktan sonra da ne yapalım? Bunu bir değişkene aktaralım. String değişkenine. String diyelim. Şuraya veri al diyelim arkadaşlar. Yine her zamanki gibi veri al diyorum. String işlem isimli değişkene aktarılsın. Veri aldaki verimiz. Evet, bunun için de next diyorum. Veri al next dedim. Bakın şuralardaki gibi next integer demedim. Çünkü string bir değişkene aktarıyoruz. Onun için burada sadece next dememiz yeterli. Ve bundan sonra klavyeden girecek artı girersek toplama, eksi girersek bilgisayarın çıkarma, yıldız girersek bilgisayarın çarpma, slash işaretini girersek bilgisayarın bölme yapmasını istiyorum. Bunun için aşağı iniyorum ve select yapısından faydalanacağım. Switch select yapısından. Bunun için switch işlem diyorum. Şimdi bu işlemin içine ne geliyor bizim? Klavyede artı girersek artı oluyor içinde. Eksi girersek eksi oluyor. Değil mi? Bunlar oluyor. Bunları değerlendirmesini yapacağız aşağıda. Switch işlem dedikten sonra işlemin içindeki veri eğer arkadaşlar artıysa ne yapsın arkadaşlar?
Küme parantez açıyorum, kapatıyorum. Bakın bunları bu şekilde yazıyorum. 4 tane ihtimal girilebilir klavyeden değil mi? Artı, eksi, çarpı, slash. Bu 4 tane ihtimali de buraya yazacağım şimdi. Artı yazdık. 4 tanesini de buraya yazıyorum. Eksi girilebilir klavyeden. Klavyeden çarpma işlemi için yıldız girilebilir. Bölme işlemi için slash girilebilir. Bunları yazdım. Bunları yazdıktan sonra ne yapacağız? Eğer klavyede artı girilirse hangi metodu çalışacağız? Bunu buraya belirteceğiz. Hangi metodu çalışacağız arkadaşlar? Evet. O zaman buraya topla yazıyorum küme parantezin içine. Parantez açtım, kapattım. Evet. Başka? Klavyeden eksi girilirse, evet, çıkar. Çıkar değil mi ismi? Bakalım. Çıkar. Çıkar metodunun çalışmasını istiyorum. Çıkarma işlemi için. Noktalı virgül dedim. Klavyeden çarpı girilirse çarp metodunun çalışmasını istiyorum. Şöyle noktalı virgül dedim. Klavyeden bölü girildiyse arkadaşlar, böl metodunun çalışmasını istiyorum. Peki, tabii burada switch yapısının çalışmasında bir durum söz konusu. Eğer siz bunların sonucuna, eğer döngüden çıkılacak herhangi bir ifade yazmazsanız, yani döngüden kesin olarak çıkılmasını istiyorsunuz işlem yapıldıktan sonra, mesela toplama yapıldı, kesin olarak çıkılmasını istiyorsanız, yani çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin yapılmasını istemiyorsanız, ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunların sonuna ne yazmamız lazım? Bunu söyleyelim. Sınav sorusu olarak size gelmişti. Döngüden kesin olarak çıkılmasını sağlayan ifade aşağıdakilerde hangisidir diye. Onu yazıyorum buraya. Break. Evet. Bunu tabii dersten önce de sınavdan önce de bayağı bir üzerine durmuştum. Arkadaşlar beni dikkatli dinlerseniz sınavlarda çıkabilecek sorular konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu noktalı virgülleri silebiliriz arkadaşlar. Çünkü bunlar yok normalde. Şuradaki noktalı virgülleri sildik. Evet. Programımız bitti burada. Bundan sonra sadece iş çalışmaya geldi. Şimdi bu programımızı çalıştıralım. Okey dedim. Programımız çalıştı. Aşağıda yapılacak işlemi giriniz diyor. Mesela toplama yapmak istiyorum. Onun için artı dedim. Enter'a bastım. İki sayı giriniz diyor. 5. 6. Num yanık kalmış arkadaşlar. Şey sönük kalmış. 5. 6 dedim. Toplama sonucu 11. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk? Bu şekilde toplama işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bir de bölme işlemi deneyelim. Tekrar çalıştırıyorum programımı. Bu sefer bölme yapmak istiyorum. Bunun için slash işaretini yazdım. Ve daha sonra 7 enter 2. Ne yapacaktır bu? 7'yi 2'ye bölecek. Enter dediğimde sonucu ne yaptı? 3,5 olarak, 10'luklu olarak buldu arkadaşlar. Bir daha çalıştırıyorum. Diğer kısımları da tanımlayalım. Daha doğrusu deneyelim. Çıkarma işlemi yapalım. Mesela 6 dedik. Virgülümüzü yanlışlıkla girdik. Bakalım ne olacak. Evet, virgülden dolayı yapamadım. Tabii bunlar try catch metoduyla algılanması gerekiyor. Mesela 6 enter 9 dedim. Evet, tabii burada 6'yı girmeyecektik. Slash girecektik arkadaşlar. Tekrar bize yapılacak işlemi soruyor. Ben rakam giriyorum oraya. Slash dedim. Bölme işlemi yapacağız. 7 2. Bir de çıkarma işlemini yapalım. Bunun için eksi giriyorum. Yani tire. Ondan sonra ne diyelim? 6 enter 8. Alttan 8 çıkartacak. Sonuç eksi 2. Bir de çarpmayı gösteriyorum arkadaşlar size. Bunun için yıldız giriyorum. Yıldız girdikten sonra 5 enter 8. Enter. Çarpma sonucu 40 şeklinde gösteriyor. Arkadaşlar örneğimizde ne yapmış olduk? Örneğimizi geliştirdik. Dedik ki ana programımızın içinden hangi işlemi yapacaksak onunla ilgili metodu çağır. Bu şekilde
istediğiniz metodu çalıştırarak istediğimiz işlemi yaptırmış olduk. İşte neydi bizim metot tanımımız arkadaşlar? Sınıflar içinde yazılmış küçük program parçacıklarına ne deniyordu? Metot deniyordu. Aslında bunların hepsi ayrı bir program değil mi arkadaşlar? Burası çıkarma yapan program. Buradaki toplama yapan program. Buradaki çarpma yapan program. Hepsi ayrı bir program. Ana metodumuzun içinde ne var? Bu programlarda hangisini çalıştırmak istiyorsak yeri geldiğinde onunla ilgili ne var? Program var. Yalnız bizim metotlarımız tek başına çalışabiliyor mu? Çalışamıyor. Neden? Çünkü ana metodumuzun içinden çağrılmış olması gerekiyor. Çalıştırmak istiyorsak ana metodun içeriğinden çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Metot konusuyla ilgili bu gelişmiş örnekti. Parametresiz metotları. Bunun bir de parametreli olanları var. Bir sonraki örnekte onu yapacağız.